Nasıl bir süreç bekliyor? Emekli Büyükelçi Uluç Özürker canlı yayın konuğumuz, hemen kendisine dönelim. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Efendim bölgede tansiyonu oldukça yüksek. Merak ettiğimiz sorular var ve o soruların başında bölgede Afgan ordusunun hiçbir direniş göstermeden ülkeyi aslında teslim etmesi geliyor. Ve Taliban'ın bölgedeki hızlı ilerleyişi. Bunu nasıl açıklayabiliyoruz? Şimdi bir güç dengesi yapacak olursak bir tarafta yaklaşık 70-75 binlik bir ordu söz konusu. Karşısında 300 bin üzerinde eğitim almış, ağır silahlarla donatılmış bir Afgan ordusu var. Ama hiçbir harp prensibine uygun olmayacak şekilde ülke adeta teslim ediliyor. Nasıl oluyor bu iş? Efendim, evvela bir tespitle başlamak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadar dünyada elini atıp da arkasında mezbelelik bırakmadan çıktığı hiçbir örnek yok. Şimdi normal şartlarda orada Afgan ordusu diye adlandırdığımız o güçle Amerika Birleşik Devletleri'nin eğittiği ve silahlandırdığı bir güç. Bunun halktan ne kadar destek aldığı veya herhangi bir şekilde orada kendi canını feda edecek kadar ileri gittiği takdirde karşılığında ne elde edip edemeyeceği hususunda çok ciddi tereddütler içine girmiş olduğu anlaşılıyor. Yani hiç direnmediler değil, ama sonuç itibariyle üç faktörün çok ön plana çıktığı ve bu nedenle de savaşmadan çoğunun terk edip gittiği şeklindeki haberlerde doğrusu çok düşündürücü. Nedir? Birincisi, her halükarda paralarını alamamışlar. Bunlar paralı asker netice itibariyle paralarını alamamışlar. İkincisi, her halükarda merkezi hükümet, yani Cumhurbaşkanı Gani, evet Amerika Birleşik Devletleri'nde yakınıdır ve aynı zamanda çok aklı selim sahibi bir insandır, hiç kuşku yok. Oraya da 2014 yılında bu nedenlerle iş başına getirilmek CHK'ne gidilmişti. Bunların hepsi doğru. Ama netice itibariyle ne ülkenin birlik ve beraberliğini sağlayabildi, ne de geleceğe dönük olarak herhangi bir şekilde bir güvence sağlayabildi. Ordu da bunun istisnası değil. Netice itibariyle onlar da kendi yönlerinden kendilerini kurtaracak bir noktaya nasıl gelinebilirin arayışı içine girdiler. Üçüncü bir husus daha var bu kapsamda. Hakiki o da önemli. Afganistan aslında öyle millet olarak bakıldığı zaman, halk olarak bakıldığı zaman bir bütünlük ifade etmiyor. Etnik açıdan çok karışık ve bu kapsam içinde de herkesin kendi, bir de aşiret düzeninde tabiatıyla yaşamakta, herkesin kendi düzeni içinde ve çıkarı için daha çok mücadele ettiği bir ortamın ifadesi. Bu kapsam içinde üç faktör çok ön plana çıkıyor. Bunlardan biri Taliban'dır. Taliban dediğimiz aslında kuru bir örgütlenme değildir. Orada halkın %42'sidir netice itibariyle. Başlangıçta Sovyetler Birliği'ne karşı mücadele edebilmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin organize ettiği, arkasına geçtiği ve bugünlere kadar silahlandırarak da getirdiği bir güçtür. İkinci husus Pakistan. Efendim, burada her halükarda bu karmaşık etnik bünye içinde Peştunlar örneğin çok önemli unsurlardan biri. Peştunlar, Tacikler, Türkmenler, daha kimler yok. Ama Pakistan'da da bunların önemli bir kısmı göç ederek de gittiler. Ama diğer tarafta Pakistan'ın vatandaşları içinde de çok ciddi şekilde Peştun vesaire var. Diğer tarafta Hindistan burada etkili oluyor ve iki ateş arasında kalma endişesi taşıyan Pakistan bir yandan burada Taliban'a göz kırpıyor, hatta belki göz yumuyor diye denebilecek kadar da ileri gidilebilir. Peki şimdi Taliban noktada, Sayın Hocam, bu noktada işbirliğine mi gitmeyi tercih eder? Dünyaya bir birlik, beraberlik vurgusu yapmak adına kendi nezdince ortak bir hükümetin kurulması efendim söz konusu. Buna nasıl bakarsınız? Yoksa 90'lı yıllardan hatırladığımız o vahşi Taliban profili devam mı eder? Yoksa tırnak içerisinde barışçıl bir profil mi çizmeye çalışır? Nasıl bir adım atar? Şimdi üçüncü faktörü de söyleyeyim ve nasıl atabileceğini de zaten oradan hareketle söylemeye çalışacaktım. Efendim, Amerika'nın buradaki mağlubiyeti aslında Ruslarla, ki Sovyetler Birliği döneminden kalma biliyorsunuz bir hınçları da var.
Dolayısıyla Ruslarla Çinlileri memnun etmiştir diye de bakmak lazım. Yani hemen onlar harekete geçtiler ve Amerikalıların bu mağlubiyetini Taliban'la kurulabilecek bir ilişki yoluyla kendi lehlerine nasıl çevirebileceklerinin arayışı içine giriyorlar. Çin zaten orada ciddi şekilde yatırımı olan bir ülkeydi. Yanlış hatırlamıyorsam en son bir bilgi var. 64 milyar dolarlık yeni bir yatırım yapabiliriz şeklinde bir düşünce de Çin'de mevcut imiş. Dolayısıyla ya Afganistan halihazırda uluslararası güçlerin bir şekilde yine hareket halinde oldukları ve kendilerine de bağımlı kılabilecek şekilde bu işi götürmek için mücadele ettikleri bir arena görünümünden uzaklaşamadı. Şimdi bu bir. Sorunuzun cevabı da bu kapsam içinde gayet net. Efendim Taliban, Taliban'dır. Ve burada mesela ilk yaptığı işlerden bir tanesi burkadan vazgeçtiğini ifade ettiler hanımlar için. Bunun yerine başörtü takmanız yeterlidir dediler. Şimdi bunu ne kadar gerçekçi olarak kabul etmek mümkün onu da bilemiyorum. Şu manada Taliban 5 değişik koldan oluşmuş bir bütündür. Başka bir ifadeyle bunların kendi aralarında anlaşabildiklerini ifade etmek de çok kolay değil. Dolayısıyla burada da ortaya çıkıp da böyle bir takım söylemler şu sırada dile getirildiğinde bunların tutulabilecek sözler olup olmadığını da biraz teenniyle, biraz şüpheyle karşılamak lazım. Şimdi bakın, Abdülgani bunların lideridir esas itibariyle bir açıklama yaptı. Bu yapmış olduğu açıklamada üç faktörü ön plana çıkardı ki bunlar da çok önemli. Birincisi, biz Amerika'nın düşmanı değiliz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapmayı ve bundan sonra barışçıl yoldan burada kuracağımız ortak bir hükümetle bu işi götürmeyi kabulleniyoruz şeklinde mealen söylüyorum bir açıklaması oldu. Yani başka bir ifadeyle şu sırada Taliban herhangi bir şekilde sert olmayacağını, vahşi olmayacağını, buna karşılık Batı başta olmak üzere ama bir bütün halinde dünyayla işbirliği yaparak ve barışçıl bir yoldan bu işi götürmek isteyebileceğini ortaya koyan söylemlerde bulunuyor. Bu Peki bir. Sayın Güzel. Özülker, tam burada araya girmek istiyorum. Hazır Batı Buyurun efendim. demişken, özellikle Almanya ve İngiltere bu durumdan memnun değil. Hatta İngiltere'nin şöyle bir açıklaması var. Uluslararası toplum bunun bedelini ödeyecek dedi. El-Kaide güçlenecek dedi. Şimdi madalyonun efendim bir diğer yüzü, Taliban'a büyükçe bir silah teçhizatı kaldı. Ki Amerika Birleşik Devletleri zaten bunu öngörüyordu anladığım kadarıyla. Hani bir anlaşma söz konusu mu değil mi diye konuşuyoruz ya. Tam da bu noktada efendim ortada bir anlaşma mı söz konusu? Zira böyle güçlü bir sığınağın Taliban'a kalacağı öngörülmüyor muydu? Ve bu silahlar ne olacak? Kime hizmet edecek? Efendim bu silahlar muhakkak ki Taliban'a hizmet edecektir. Şimdi bir de bir karşılaştırma yapılarak bir müzakereye daha girildi. Vietnam ve de fotoğraflar falan da biliyorsunuz yayınlanıyor devamlı. Nasıl Amerika Vietnam'dan kaçmıştı ve şimdi de Afganistan'dan nasıl kaçıyor? Biden bir açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Bizim bir yerden kaçtığımız yok. Netice itibariyle bugünkü koşullar Vietnam'dan çok farklıdır. Ve bunu çok daha başarılı bir biçimde sonuçlandıracağız dedi. Ama Amerika'da da hemen Cumhuriyetçilerle Demokratlar da birbirine girmeye başladılar. Yani başka bir ifadeyle kimin ne yaptığı ve kimin elinin kimin cebinde olduğu çok belli değil. Ama kesin olan bir şey var. Amerika buradan ağır silahlarını çekti. Ama bunun dışında burada beraberinde götürmekte ekonomik açıdan yarar görmediği pek çok malzeme ve silahı da geride bırakacağını da daha başından itibaren net bir biçimde ortaya koydu. İşte bu da Taliban'ın eline geçecektir. Şimdi İngiltere ve de Fransa'ya günaydın demek lazım. Çünkü bugüne kadar ısrarla bu işlerin nereye gidebileceğini anlatmaya çalışırken bu ülkelerde öyle demokrasiymiş, insan hakkı ve hukukuymuş vesaire bunların başka bir boyutta değerlendirilmesi gerektiğini anlatmaya kalktığımız zaman sürekli olarak bize hep nasıl diyeyim nasihat verdiler de, eğer de tabir caizse.
Yok efendim işte şu olur bu olur, olmayacağı gayet net. Şimdi bunun ötesinde bir şey daha var, o da çok endişe verici bir husus tabii. Taliban, Taliban'dır efendim. Geçenlerde bir video göndermişler arkadaşlar. Halk toplanmış etrafta ve orada bir genç adamı boynunu keserek, kafasını keserek infaz ettiler. Yani netice itibariyle de Taliban'ı evet bir barışçıl güç olarak da değerlendirmek hususu biraz bekleyip sabırlı olup nereye kadar bu işin gidip gitmeyeceğini görerek karar vermek daha doğru olur. Peki efendim, şimdi Amerika'nın söylemlerine baktığımızda şöyle ifadeler var. Taliban için yakın dönemde terör örgütü sıfatını kaldırmış ve devlet dışı aktör demeye başlamıştı. Ve bununla birlikte de çeşitli görüşmeler de yapıldı. Aslında bugünün zemini de bir yandan hazırlanmışa benziyor. Ve Amerika sözde bölgeye insan hakları getireceğim, demokrasi getireceğim diye gitmişti terörle mücadele adı altında. Zira Taliban'ın da DAEŞ'le savaştığını efendim kılıf olarak sunarak bunu yapmıştı. Ve aslında Amerika'nın bölgeden Vietnam örneği gibi o helikopterlerle aslında çekilmesinin, kaçmasının ardından tansiyon daha da tırmandı. Yani bu efendim yazılmış, çizilmiş bir senaryo mu sizce? Efendim yazılmış bir senaryo için uğraşıldı muhakkak ama bu senaryonun hayat bulup bulamayacağı işin ikinci tarafı. Şöyle diyeyim. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Doha'da Taliban'ı da muhatap almak suretiyle ortak bir hükümet kurup, yani Kabil hükümetiyle Taliban'ı bir araya getiren ortak bir hükümet kurup bu işi barışçıl yoldan çözebilir miyiz arayışına girdi. Taliban'ı muhatap aldı dediğim gibi. Ve bu arada İstanbul toplantısıyla Türkiye'yi de devreye sokmak suretiyle bu çözümün hayata geçirilebilme şansını arttırmayı da denedi. Bizim Müslüman ve aynı zamanda tarihten gelen bağlarımız dolayısıyla Afganistan'da kendisine daha büyük yardımlarda bulunabilecek bir ülke konumunda olduğumuzda bu manada düşündü. Ama Taliban hatırlayalım, Türk ordusunun da çekilmesi kaydıyla diye bir şart ileri sürdü ve İstanbul toplantısından son anda gelmekten vazgeçti. Evet. Yani başka bir deyişle Amerika Birleşik Devletleri buradan Eylül ayına kadar zaten çıkacağını çok uzun süreden beri ilan etmiş durumdaydı. Ama burayı terk ettiği zaman arkada bir mezbelelik bırakmak yerine veya topyekün Taliban'ın gücünü orada ortaya koyacak şekilde yaşamasının önünü kesmek üzere bir acaba orta ara formülü, orta yol bulabilir miyim arayışına girmişti. Bunda en ufak kuşku yok. Ama bunun da iflas ettiği gayet nettir. Bugünkü koşullarda Taliban %100 kazanmıştır. Şimdi dolayısıyla onun insafına kalmış bir noktaya gelinmiş bulunuyor. Ne demek istiyorum buradan? Efendim normal şartlarda Taliban eğer herkesle düşman olarak yola çıkacak olursa kendisinin çok büyük bir gaile ile yeniden karşılaşacağının bilincinde. O da netice itibariyle geçmişten ders almış bulunuyor. Abdülgani'nin biraz evvel söylediğim Taliban'ın en bir numaralı adamının yapmış olduğu basın toplantısında net bir biçimde Amerika'ya da açığız, onlarla da işbirliğimizi devam ettirmeye kararlıyız demesi herhalde bir tesadüf değildir. Başka bir deyişle dünyaya yumuşak bir yüzünü göstermeye çalışıyor ve diyor ki ben o sizin korktuğunuz her şeyi vahşi bir biçimde çözmeye çalışan Taliban olmaktan çıkıp yeni bir Taliban daha barışçıl ve sizle de işbirliğini götürüp size de tabi olacak değil ama sizle de bu manada ilişki içinde olacak bir Taliban olacağım şeklinde bir ifadesi var. Yalnız bunu söylerken de gayet net bir biçimde birinci icraatı da biz bir cumhuriyet falan değiliz, biz emirlik olacağız dedi ve Afgan İslam Emirliği şeklinde adlandırılacaklarını kendilerinin de çok net bir biçimde açıklamış oldu. Yani başka bir deyişle burada daha çok başlangıçtayız ama bir hayal görmeyelim. Netice itibariyle Taliban Taliban'dır ve buradan nereye götürebileceğini de bekleyip görmek lazım. Ama Amerika Birleşik Devletleri tıpkı Sovyetler Birliği'nin zamanında olduğu gibi burada mağlup olmuştur, kaybetmiştir ve dünya halihazırda Afganistan'da kontrol altına tutabileceği bir noktada bulunmamaktadır. Rusya'nın ve Çin'in bu bağlamda
biraz evvel de söylemeye çalıştığım gibi kesinlikle göz ardı edilmemesi lazım. Çok yakın bir gelecekte onların da devreye gireceklerini beklemek gerekiyor. Nitekim bugün acil toplantıya çağrıldı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi biliyorsunuz. Evet. Orada yapılacak ilk görüşmelerde herhalde bu çizmeye çalıştığım kadro içinde Rusya'nın ve Çin'in de farklı bir tutum içinde, söylem içinde olabilip olamayacaklarını bir test edeceğiz veya en azından ne olup ne olmayacağını anlamaya çalışacağız. Ama kesin olan bir şey var efendim. Burada en büyük sıkıntı da bu. Vietnam'da da aynı şey yaşanmıştı ama bugün de yaşanıyor. Dün gene videolar dünyada sirküle ettiler, tarafa gönderildi. Afganistan Kabil'de boşalmakta. Vasıtalar, sokaklarda koşuşan, yürüyen, kaçmaya çalışan insanlar. Türk Hava Yolları biliyorsunuz orada iptal etti uçuşlarını, artık gitmiyor. Buna karşılık Dışişleri Bakanlığımız dün bir açıklama yaptı. Hı hı. Büyükelçiliğimiz marifetiyle. Orada bizim birçok Türk vatandaşımız da var çalışan. Bu çalışanların önemli bir bölümü Taliban'ın işgal etmiş olduğu vilayetlerde, bölgelerde kaldılar. Bunlar isteseler de Kabil'e nasıl intikal edecekler? İntikal ettikten sonra o havaalanı nasıl kullanılabilecek? Unutmayın ki bizim büyükelçiliğimiz dahi güvenliği dolayısıyla işin havaalanından faaliyette bulunmak gibi bir noktaya geldi. Amerika Birleşik Devletleri kendi personelini büyükelçiliğine havaalanına çekti. 3000 asker gönderdi. Evet. Yani netice itibariyle buradan bizim oradaki vatandaşlarımız konusunda orada kaldılar artık, öyle anlaşılıyor. Kabil'dekiler gelebildiği kadarıyla gelecek. Geri kalanlara doğacıları olmaktan başka ne yapılacak onu da bilmiyorum. Evet, ama bölgedeki son şey, vatandaşlarımızın ve elbette Mehmetçiğimizin salimiyeti, güvenliği çok çok Mehmetçik önemli. Daha emniyette. Mehmetçik daha emniyette efendim. Çünkü hava limanında evet. 1200 kişi de orada ama diğerleri Afganistan'a dağılmış durumdalar. Oranın ama bilhassa güvenliğini, emniyetini sağlıyorlardı diyebiliriz bir yanda. Aynen efendim. Ama peki, nereye kadar sağlayabilirler? Son bir şey söyleyeyim. Buyurun. O çok önemli tabii. Buyurun. Netice itibariyle orada Taliban'dan kaçacak çok insan olacak efendim. Evet. Bu göçler nereye doğru gidecektir ve bizi ne kadar meşgul edecektir? Bunun için de önlemlerimizi şimdiden ciddi şekilde düşünmeye başlamak zamanıdır diye düşünmekteyim. Evet, göç riski gündemimizde, hükümetin gündeminde, İran hudut birliklerinde de büyük bir teyakkuz hali hakim sınır güvenliğimiz için. Efendim, değerli yorumlarınız, katkılarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdiniz. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.